İyidir oğlum. Oğlum sürdün mü tarlayı? Baban sorup duruyor oğlum. Sürdüm, sürdüm. Ana şunu al hele. Sürdün mü ulan tarlayı? Sürdüm, sürdüm. Baba ben bir kahveye gideceğim. Oğlum. Oğlum bu ne? Keklik. Yine mi ışınladın oğlum? Ana Kur'an nimet çarpsın sapanla avladım. Sus! Sus deyiz çarpılacaksın. Sus! Bunu mu sapanla avladın ha? Bunu mu sapanla avladın? Bu balla oturur yersin bunu. Anladın mı? Benim kendi yemeğim var. Adam kandırıyor. Tövbe tövbe sapanla. Bana bak. İyi kızarttın mı? Kızarttım kızarttım. Haydi eyvallah. Ana ben çıkıyorum. Koşmuş vurayım deme ya oğlum. Ya merak etme ana ya. Selamünaleyküm ağalar. Aha. Geldi. Aslanım. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Lan! Oğlum yapma diyorum bak fena olacak ha. Ne haber lan? İyidir. Hadi okey'e dönelim. Ben seninle oynamam. Sen taş çalıyorsun. Kim görmüş oğlum taş çaldığımı? Oğlum sihir mi yapıyorsun, ne yapıyorsun? Çalıyorsun işte. Ulan vallahi çalmıyorum ya. Oğlum hadi uzatma işte oynayalım. Hadi bakalım mızmızlayıp durma çocuk musun? İyi iyi tamam. Çay alalım. Aha. Oha. Lan oğlum taş çalıyorsun işte. Nerede çalıyorum? Gördün mü? We'll be right back.
Duydun mu oğlum? Zeynep'in tayini çıkmış buraya. Bizim okula geliyormuş. Öğretmen olmuş. Vallahi mi lan? Vallahi. Alın bunu, alın bunu. Ya Alev, hala inanamıyorum. Onca yıldan sonra git öğretmen ol. Olacak şey mi? Ben de şoktayım. İnan şoktayım. Bana üniversitedeyken de söylerdi. Her zaman söylerdi. Ben çocuklarla olmalıyım, onları çok seviyorum, onların yanında olmalıyım falan diye ama ya bunca yıl sonra olacak iş değil. Ne olacak peki? Ha? Böyle göz göre göre gitmesine izin mi vereceğim? Bağlayalım istersen. Ha? Ha bir hoşsun. Bir hoşsun. Neyse, neyse tamam. Bana bak, geliyor. Kızın moralini bozma. Son günü rezil etmeyelim. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kaçak, bizi bırakıp gidiyor musun? Ya. Ya konuşmayayım diyorum ama Zeynepciğim Allah aşkına ne işin var senin o köylük yerde? Ya sen artık başka bir dünyaya aitsin. Yapamazsın oralarda. O köylük yer dediğin benim doğup büyüdüğüm yer Semihciğim. Anlıyorum hayatım ama bir türlü anlayamıyorum. Ya sen de konuşsana bir şeyler söylesene haksız mıyım? Ben artık hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Ne konuştuk seninle? Ah, durun durun ben tahmin edeyim ne konuştuğunuzu. Şimdi bu kız o köylük yerde ne yapacak? Hadi ailesi olsa neyse. Bunca yıldan sonra öğretmenlik de nereden çıktı? Ha? Tamam. Tamam. Konuyu kapattık. Bitti. Bitti. Kapattık. Bitti. Hazır mısın bari? Ha? Eşyaların falan tamam mı? Birilerini göndereyim mi yardıma? Havaalanı falan var mıymış orada ha? Ya şey, istersen uçağı al ya da helikopteri falan ha? Ha? Espresso'm nerede benim? Espresso içer misiniz? Ha? Espresso getirin. Sen de hiç değişmemişsin. Hayırlı olsun. Okula başlamışsın. Yeni başladım. Buraları o kadar özlemişim ki. Ben de.
Yani ben de olsam buraları çok özlerdim. Küçük köy gibisi mi var? Çok doğru. Ne kadar güzel. Ben derse geç kalıyorum. Sonra oturur konuşuruz, tamam mı? Hadi görüşürüz. İyi dersler. Hoşça kal. Ekber, bak yine yaptın. İyi dersler. Ekber, sen şu tekerlemeyi hatırlıyor musun? Hangi tekerlemeyi? Nasıl unutursun? Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler. Şemsi pasajı ne? Bak yine söyleyemiyorsun. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler. Aa, sen buna çalış, ben derse gidiyorum. Hadi hoşça kal. İyi dersler. Medya patronu Semih Cansöke'nin, uyuşturucu baronu Kıyma lakaplı İsmail Onur'un gizli ortağı olduğu yönündeki söylentiler son günlerde tekrar gündeme damgasını vurdu. Ne saçmalık ya? Ya bu ne saçmalık? Tek bir delil yok tanıştığımıza dair. İyi ki ikimiz de Amsterdam'a gitmişiz. Aynı uçakla efendim. İyi. İyi ki ikimiz de aynı uçakla Amsterdam'a gitmişiz. Yan yana koltuklar, 4A, 4B bir business class. Uğur, sen bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Yo, hayır Semih Bey. Yani aynı uçakta yan yana koltuklarda olmanız ne büyük bir talihsizlik. Onu söylemeye çalışıyordum ben. Tuttular, ortak yapıverdiler bir anda. Bu ne saçmalık ya? Bırak canım şeyine. Ya yani oluruna bırak. Sular durulsun. Yavaş yavaş her şey unutulur. Unutuyoruz, unutuyoruz, unutuyoruz. Unuttuk. Ben bitti. Unuttum. Tamam. Unuttum. Aa, Zeynep'ten haber var mı? Ha? Memnun muymuş o köylük yerde? Konuştuk. Özlemiş oraları. Ya annesi babası sağ olsa anlayacağım. Yani onları görmeye gitti diyeceğim ama çok gereksiz böylesi. Ne işi var o köylük yerde? Sen en iyisi ara. Hatta git, ikna et gelsin. Köylük yerde işi yok. İstesin ben ona köy kurayım burada. Canım bırak, daha iki gün oldu kız gideli. Bırak biraz yerleşsin. Hadi hadi ara sen ara. Boş bırakmaya gelmez. Semih Bey, jacuzziniz hazırmış. Bir de köyün inşaatı ile ilgili hazırlıklara başlamamı arzu eder misiniz? İstemez, istemez, istemez. Hangisi? Jacuzzi mi, köy mü? Köy Uğur, köy. Cevap vermiyor. Derste filan herhalde. O müsait olunca döner. Sen de ha. Sanki karşısına Süpermen çıkacak. Baba bir şey yaptım yok ya. Hadi yat, geç oldu. Ya tamam tamam, sen yat hadi. Alo, Alevciğim aramışsın, dersteydim. Evet canım, aradım. Nasıl, alıştın mı? Ay, öyle özlemişim ki buraları, eski dostları falan. Hep bahsediyorsun. Ben de çok merak ediyorum. Bir gün sen de gelirsin canım, görünce bayılacaksın. Ha tamam, o zaman hemen yola çıkıyorum. Aa, şaka mı yapıyorsun sen ya? Yarın görüşürüz, bay bay. Alev,
Ali? Küçük köy okulu nerede? Karşıda. Görmemişim. Teşekkürler. Görüşürüz. Vay, vay, vay. Kimden bu sarıkacı he? Manita mı yaptın yoksa? Yok oğlum, okulu sordu. Okulu mu sordu? Ya hoca falansa ben tekrar okula yazılırım ha. Beni ne biçim kesti gördün mü? Atma lan, nerede kesti? Ne atacağım be, Allah Allah. Buralara neden gelmek istediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Çok güzel yerler değil mi? Cennet gibi. Onu demiyorum ayol. Ben erkeklerinden bahsediyorum. Ne kadar yakışıklı olduklarından bahsetmemiştin. Sen dalga mı geçiyorsun ya? Kimi gördün ki? Ya biri yol tarif etti. Bir seksi, bir seksi bir şey anlatamam sana. Biraz utangaç. Ama bak Tom Cruise. İstanbul'da ne var ne yok? Semih seni soruyor. Biliyorsun sana deli oluyor. Herkese deli oluyor. Ne dedi biliyor musun? Al getir onu İstanbul'a dedi. İste seni yıldız bile yapar. Kızım bütün kızlar onun peşinde. Bir sen yüz vermiyorsun o zaman. Benim öyle şeylerde gözüm yok Ali. Bak doğup büyüdüğüm yere geldim. Çocukları eğitiyorum. Huzur istiyorum, huzur. Burada da huzur buluyorum. Ama maalesef ki huzur karın doyurmuyor şekerim. Ya? Zil çaldı. Ders yetişmem gerek. Sana anahtarı vereyim. Sen eve git biraz dinlen. Akşam görüşürüz. Evi biliyor musun? Yok. Geldiğin yoldan geri dön. Akasya Apartmanı daire 3. Kime sorsan söyler. Belki o yakışıklı yine görürüm. Seksi seksi bana böyle yol tarif eder. Ay. Ay. Alev hadi hadi. Yani ya. O çok tatlı lan gerçekten. Geç kalıyorum. Tamam. Ne biçim kağıt ediyorsunuz? Araba resmen yakıyor be. Yılan, yılan. Değil mi lan? Oğlum yapma gözü. Bak koyacağım kafana ha. Hadi oyna bir hadi hadi. Allah Allah. Oy. Hadi hadi. Basketten bir ya. Bir de lan Messi'ye. Messi, Messi kaça kaça kaça. Messi vuruyor ama top dağlara taşlara gidiyor. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ben size bunun için mi maaş veriyorum ya? Çırak sil masaları çabuk. Git öteki masayı da sil. Belediye temizliği yapmayın burada. Hadi oğlum sen de işin başına. Ha dur dur. Geldi mi yoğurtçu? Yoğurtçu geldi ama abi yoğurt vermedi. Niye? Önce borcunu versin diyor. Tamam ya veririz veririz. Hadi oğlum git 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 arkaya. Peki abi. Merhaba. Ah merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Aa iyi siz kahvede görmüştüm biraz önce o. Aa evet evet. 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 Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Buyurun oturmaz mısınız? Sizle karşılaşmışım. Nasıl unutabilirim? Ne alırdınız efendim? Manda yoğurdu var mı? Mandamız var da yoğurdumuz yok. Malum çok yoğunuz bu aralar, yetiştiremiyoruz. Ne var yiyecek? Yani buraya özel. Özel? Bizim kuru fasulyemiz mesela çok meşhurdur. İsterseniz hemen getireyim. Evet. Pilav alır mıyız? Evet. Turşu? Hayır. Ramo, bir kuru fasulye pilav alalım. Hemen geldi abi. Adınız neydi acaba? Alev. Alev. Buyurun. Sağ ol. Ne kadar güzel bir isim. Alev. Gözlerinizde alev alev ışıldıyor maşallah. İstanbul'dan mı? Evet. Neresinden? Avrupa, Anadolu. Avrupa. Avrupa. İçinden mi? Avrupa'yı avucumun içi gibi bilirim ben biliyor musunuz? Askerliğimi orada yaptım ben, Kasımpaşa'da. Denizciydim. Ama işte İstanbul'un trafiği çekilmez gerçekten. Aa, ne yapıyorsunuz? Bir saniye lütfen.
Lütfen. Benim telefonumdan konuşun. Benim. Ne münasebet canım? Ne münasebet? Bugün benim her yöne bedavam var da o yüzden. Boşu boşuna size şey yapmasın, yazmasın. Ne münasebet canım? Ben hesabı alabilir miyim? Yok. Bizim ikramımız olsun. Hesap yok. Aa, olur mu canım böyle şey? 100 lira yeter o zaman. Yok. 100 mü? Ha bizim İstanbul'da bile biz bu parayı yemiyoruz. Ama siz en meşhur neyiniz var diye sordunuz. Bizim de en meşhur şeyimiz kuru fasulye. Geçenlerde Jean-Claude Van Damme geldi. Paris Hilton geldi. Buradan aldın. Çok teşekkür ederim. Yine bekleriz. Fişinizde artık. Bir daha geldiğinizde şey yaparız. Malzemeye bak Ramo. Oğlum gördün mü sarı kaşığı? Ne biçim asıldı bana be? Gördüm abi. He? Gördüm. Çıkar çıkar şu oyunu oynayalım. Getir. Keyfin yerine geldi. Hemen, hemen abi. Geç geç geç. Hemen. Gel bakayım. Dolma harita. Eline sağlık. Sen mi sardın? Yok canım. Nerede? Alt kattaki komşu gönderdi sağ olsun. Yoksa evde yemeğim bile yoktu yani. Ay kızım ne olacak ya? Aşk olsun yani. Biz yabancı mıyız? Bizi yarın nereye götürüyorsun bakalım? Seni yarın Hıdırtepe'ye götüreceğim. Aa. Küçükken annemlerle giderdik. Çok güzeldi. Heh. Kim arıyor? Ya. Alo? Ne haber Alev? Nasılmış bizimki? İyi, iyi. Gayet iyi. Her şey yolunda. Dolmalar sarmış seninki. Ne zaman dönüyormuş İstanbul'a? Dur canım, daha 2 gün oldu geleli. Bir yerleşsin kız. Semih Bey, acil bir durum var. Alevciğim, ben seni daha sonra yine arayacağım. Ha tamam. Tamam canım. İyi akşamlar. Hatta yurt dışından aradığını söyleyen birisi var. Elinde size ait çok özel bazı fotoğraflarınız varmış. Aa. Göndersin bakalım. Neyin nesiymiş anlayalım. Peki Semih Bey. Alo. Kızım gel buraya. Gel 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 gel. Manda kaymağı. Hmm, buraların ünlüdür. Yoğurdu da ünlüdür biliyor musun? Evet. Bu da manda balı. Bu benim yakışıklı değil mi? Ekber mi? Adı Ekber mi? Evet. Ama olsun. Organik. Alev, şunu duyacak şimdi. Ne? Ekber, ne yapıyorsun? Dur ya. Ya gel gel. Alev yapma öyle şeyler. Buradayız. Gel gel. Gelsene ya. Alev. Alev geliyor. Organik ama. Organik erken. Alev yapma. Merhaba. Merhaba Ekber. Merhaba. Afiyet olsun. Otursana. Tabii. Tabii gel. Gel gel otur. Alev benim arkadaşım. Ama siz zaten önceden tanışmışsınız. Evet. Tanıştık, değil mi? Ekber'le biz aynı mahallede büyüdük. Aynı okullara gittik. Ailelerimiz sık sık görüşürdü. Değil mi Ekber? Ya. Efendim, size bir saat gelmiş. Semih Bey, sanırım fotoğraflar geldi. 10x15 basılmış olsa gerek. Zarfın kırışmadığına bakılırsa yakın bir yerden gönderilmiş. Baharatlı kokuları seven bir erkek bu. Ama
Çiçeksi kokulardan hoşlanan sarışın bir bayanla beraber. Çünkü içinde sedir ve bergamot notalarını aldı. Daha çok sarışın bayanlar tarafından tercih edilen bu kokular... Dün akşam konuşmamış mıydın sen? Hı hı. Nasıl gelir bu kadar çabuk? İşte yakın bir yerden gönderildi. Sevil Bey. Sevil Bey, tansiyonunuz mu düştü? Sevda, bir ayran buraya. Tuzlu ayran, çabuk. Sevil Bey, Sevil Bey iyi misiniz? Hı. Demek Hıdır Tepe'nin yolları çok tehlikeli, hı? Öyledir. O zaman ne yapıyoruz? Ekber bizimle beraber geliyor. Kılavuzluk ediyor. Yok, ben gelemem. Ama belki yolda karşılaşırız. Heh, o da olur. Ekber değil miydi o? Görmedim. Oysa da şaşırmam zaten. Çok enteresan bir tip. Buralı değil sanki, uzaylı gibi. İlginçtir, çok ilginçtir. Bana bak, aranızda var mı bir şey? Alev, saçma sapan konuşma ya. Ekber benim çocukluk arkadaşım. Kızım biz çok gördük çocukluk arkadaşı. Kaçın kurrasıyız. Nasıl yapıyor bunu ya? Kızım adam doğma büyüme buralı. Herhalde bütün kestirme yolları biliyordur değil mi? Ay inanmıyorum. Gördün değil mi? Alev yavaş. Bir dakika ya kızım. Biz İstanbul trafiğinde kullanıyoruz. Sen buralarda bize laf ediyorsun ha. İyi de buranın yollarını bilmiyorsun Alev, yavaş. Hem de Ekber'i deniyorum, bakayım bize yetişebilecek mi? Alev dikkat et diyorum sana, Alev dikkat et. Bir dakika ya, dursana. Karışma iki dakika işime. Alev! Kim olsa aynı şey yapardı. Bittim ben Uğur, bittim. Yapacak bir şey yok. Ne istiyorlarsa yapacağız mecbur. Yeter ki negatifleri getirsinler. Semih Bey, dijital dronlar. Bu zamanda 36 poz negatifle kim uğraşır? İnanır mısınız? Tırnağınızın ucu kadar micro SD kartların 32 GB olanlarına fine sıkıştırılmış 12 megapiksellik 7440 tane JPEG sığıyor. RAW bile yapsanız 1999 eder. Mutlaka negatif olması gerek. Yoksa senaryoyu bağlayamazlar. Senaryo? Neyse ne, bulun artık. Semih Bey ne olur benim için ayrandan bir yudum daha için. Hadi benim için.
Ya resmen ölümden döndük ya. Hakikaten ucuz kurtulduk. Kurtulduk mu? Kurtulduk mu? Kurtarıldık. Adam bunu nasıl yaptı bilmiyorum, bilemem. Ama kurtardı bizi. Büyütüyorsun Alev. Büyütüyor muyum? Ya virajda giderken adam karşımdaydı. Araba uçurumdan uçmaya başladı altımda. Bu nasıl oldu peki? Göz yanılgısı canım, göz yanılgısı. Göz yanılgısı. Ha ben salağa, göz yanılgısı. Kızım, bu bir mucize. Ha? Bu bir mucize. Semih bunu duysan ne yapar? Bu adamı Türkiye'nin değil, dünyanın en ünlüsü yapar. Sen yine saçmaladığının farkında mısın? Yürü kalk gidiyoruz. Teşekkür etme, adamın evine gidiyoruz. Kızım sen delirdin mi? Ne yapacağız şimdi adamın evinde? Hayatta gitmem. Buraları manda yoğurdu çok meşhurdur. Ama bulamadım. Turşu yer misiniz? Ev turşusu. Çok mersi. Kızım, ev ekmeği. Ay her şey organik. Demek İstanbul'dansın. Nasıl bakayım, beğendin mi buraları? Hayatımın en güzel tatili. Evet. Oğlunuz süper. O bir kahraman. Süper kahraman. Arabamız hızla gidiyordu. Virajı alamadı. Kaymaya başladı. Sonra bir baktık uçuyoruz. Aa, ne oldu? Oğlunuz uçarak geldi ve bizi havada yakaladı. Ay, şakadır. Bu çok şaka yapar. Evet. Sizi kandırmış. Kandırmış. Eyvallah. Eyvallah vardır bizim oğlanın öyle şakaları. Bir keresinde 15 tane bal kabağını kucaklayıp gelmişti eve. Tanesi 10 kilo çeker. Daha o zaman da ilkokulda var yok. Yani nasıl taşıdı, nasıl taşıdı bu kabakları diye şaştım, şaştım kaldım. İçlerini oymuş meğer. Biz sonradan anladıydık. Evet. Karpuzların içini oymuştu. Kabak, kabak. Kabak mıydı o? Ay siz bakmayın Alev'e. O korkudan şoka girdi. Ne şoku Zeynep? Ekber söylesene. Uçarak gittim, arabayı tuttum desene. Canım, ne yapacağım sana? Ben bir yemeğe bakayım. Aşk olsun. Lavabo nerede? Lavabo. Burada dönünce orada var. Mutfakta var. Bir de tuvalette de var. Hela'yı soruyor Camış. Kızım bakma sen ona. Şuradan merdivenden doğru çık. Sağdaki kapı. Evet size yardımcı olayım. Otur sen, otur, otur. Oturayım ben. Bunlar lavaboya mı şey diyorlar? Kızım, orası değil, şu tarafta tuvalet. Evet.
Allah Allah. İki saatte bulamadı bir helayı. Kızım, bak, sen çocukluğundan beri tanıyorsun bu Ekber'i. Yani tuhaftır, değişiktir, biliyorsun işte. Şu arkadaşına sahip çık, başımıza iş açmasın. Bu yaştan sonra uğraşmayalım. Anlıyorsun değil mi kızım? Tamam. Tamam Saniye teyzeciğim, siz hiç merak etmeyin, ben Alev'le konuşurum. Kusura bakmayın, sizin de başınızı ağrıttık böyle. O ne biçim söz kızım? Burası senin de evin sayılır. Ne zaman bir şeye ihtiyacın olursa mutlaka gel. Bakın bu numara çok güzel. Bakın. Dikkat edin. Rambo nasıl numara? Söyle bakayım. Nasıl? Vallahi ben pek bir şey anlayamadım abi. Bir çırağı soralım. Emrullah, nasıl numara? He? He? Usta biraz saçma ya. Ne saçması lan? Ne saçması? Geç yanına geç. Bakın bu numaraya dikkat edin. Bu en güzeli. Bak. Yüzüme dikkatle bakın. Abrakadabra. Nasıl? Bu iyi oldu. Hı, herhalde. Ama daha bitmedi. Merhaba. Merhaba. Bir saniye. Kusura bakmayın, yeni bir numara üzerinde çalışıyorum da. Hemen geliyorum. Efendim, ne ikram edeyim size? Manda yoğurdu var mı? Ama siz de bu manda yoğurduna çok şey yaptınız ya, manda yani. Çay var mı? Çay. O var. O var. Emrullah, gel oğlum. Buyur usta. Oğlum, ablaya iki tane çay kap gel bakalım. Yok, ben bir tane içeceğim. Ötekini de ben kendime söyledim. Karşılıklı içeriz diye düşündüm de. Hadi oğlum. Hemen usta. Aferin. Aferin sana. Daha nasılız? Sizin bir arkadaşınız vardı. Benim bir arkadaşım yok. Benim çok arkadaşım var. Çok sevilen bir insanım da. kır saçlı. Adını unuttum. Kır saçlı. Ha, kim acaba? Osman abi mi? Hani böyle kızgın. Yok, dudakları öyle değil. Ahmet mi? Ahmet olabilir. Yok, Ahmet de değil. Siz Ahmet'i çıkartamadınız. Rambo mu yoksa? Aa, yok. O hiç değil. Tabii canım, Rambo olsa zaten. Kim acaba? Hani böyle kır saçlı. Adı Ekrem miydi? Ekber. Ha, Ekber. Onu nerede bulabilirim? Ne vardı? Yok bir şey. Ya biz dün bir kaza geçiriyorduk. O uçarak geldi. Bizi böyle havada tuttu. Bak bak. Kurnaz benim numaramı araklamış. Bu uçma kaçma işleri benden sorulur hanımefendi. Bakın bu numaranın orijinalini göstereyim size. Bakın şimdi. Nasıl uçtum? Bu da değişik. Ekber normal mi? Nasıl normal? Yani bir gariplik sezdim de. Vallahi biz 40 yıldır birlikte buradayız yani. Burada yaşıyoruz ama hiç öyle bir garipliğini görmedim. Ama gariplik olarak şunu kastediyorsunuz bilmem. Onun bir tarlası var. Gider sabahtan akşama kadar orada durur. Hani ne yapıyorsa artık orada. Şimdi peki orada mıdır? Büyük ihtimal. Peki, oraya nasıl giderim? Ay, ne kadar güzel gidiyorsunuz. Bakın şimdi siz buradan çıkmaya devam edin, dükkandan çıkın. Buradan dimdirek yürüyün. Sonra ilk soldan son sola yani dönün. Gidin, gidin, gidin. Orada karşınıza çıkar. Ne çıkar? Tarla. Ekber? Ekber tarladan çıkacak. Tarlaya bak. Aman.
Alev Hanım. Hanım? Bana hala hanım mı diyorsun? Aşk olsun. Buyurun. Bütün olanları gördüm. Sen süper kahramansın. Bunu bütün Türkiye'nin, hatta dünyanın duyması gerek. Yok canım. İnanılmaz bir şey bu. Senin Süpermen'den hiçbir eksiğin yok. Biz uzaktan hısım oluruz. Kan bağımız var. Ama konuşmuyoruz. Miras meselesi. Bak, hem Zeynep'in de çok hoşuna gider. Zeynep'in gözünde bambaşka bir yerin olur ha? Şimdi akşamleyin topla eşyalarını. Sabahleyin benimle beraber geliyorsun. Hiç kimseye bir şey söylemek zorunda değilsin. Hem seninkiler senin bu özelliklerinin kimse tarafından bilinmesini istemiyorlar. Ama sen daha fazlasını hak ediyorsun. Yok, ben gelmeyeyim. İtiraz istemiyorum. Hemen topla eşyalarını. Sabah 6'da yola çıkıyoruz. Hoşça kal. Sabahtan beri neredesin lan? Tarladaydım. Yine kimi kurtardın? Ya baba ya. Baba. Ekber! Ekber! Ne oldu baba? Buraya gel. Gel bakalım Kahraman Bey. Otur şöyle. Otur! Anlat bakalım. Nasıl kurtardın? Ha? Ne yapsaydım baba? Bıraksaydım ölseler miydi? Sen bana cevap mı veriyorsun? Sen babana cevap mı veriyorsun? Bu yasa geldin hala. Babayla nasıl konuşacağını bilemiyorsun sen. Şimdi ben sana göstereyim. Ne oluyor? Ne oluyor? Yeter! Gitme üstüne, gitme! Gitme çocuk değil artık o, yeter! Gel oğlum, gel, gel, gel! Annesinin gülüdür o be, gülüdür, gülüdür! Sen hala anasının gülüdür de, yakında başımıza şey ettireceksin. Senden bir şey rica edeceğim. Söyle canım. Bütün bu olan bitenden kimseye söz etme, olur mu? Şimdi millet yanlış anlar falan. Ya aşk olsun. Ya beni tanımıyor musun? Hem ne var bunda? Yani kasabanın güçlü, kuvvetli, yakışıklısı bize yardım etti, değil mi? Sen yine de kimseye bir şey söyleme. Yok. Ya senin burada özel şoförün mü var? Gelsene öne. Aman korkma, yemeyiz. Bir şey soracağım. Bir yere gitmek istediğin zaman ne yapıyorsun? Uçarak mı gidiyorsun? Mesela İstanbul'a. Ben İstanbul'a hiç gitmedim ki. Aa, nasıl gitmedin ki? Ya nereye gittin peki? Vallahi tarlaya gittim. Civar köylere gittim. Yani bu civardan hiç ayrılmadın mı sen Ekber? Yok. Bu ilk.
nasıl bir şeysin sen ya Ekber? Bakir Süpermen. Bakir Süpermen. Merhaba Sevda. Merhaba Alev Hanım. Semih Bey içeride mi? Semih Bey'in bir misafiri var, bölünmesin dedi kesinlikle. Peki bekleriz, ne yapalım? Bir şey içer misin? Sen bize iki çay söyle. Tamam. Otur. Başka kopya olmadığını nereden bileceğim peki? Vallahi ben aracıyım. Sadece zarfı getirdim. Çantayı alıp götüreceğim. Başka da bilgim yok. Çok özel değilse ben de bakabilir miyim fotoğraflara? Facebook'a koyacağım, oradan bakarsın. Ha Uğur, sen hasta mısın? Bu kadar parayı ben niye veriyorum? Özür dilerim Semih Bey. Burada beni soyuyorlar, şantaj yapıyorlar. Kimsenin görmemesi gereken fotoğrafları ele geçiriyorlar. Sen de kalkmış diyorsun, bakabilir miyim, görebilir miyim? Ver, ver, ver. Saymak ister misiniz? Estağfurullah. Böyle bir terbiyesizlik bize yakışır mı hiç? Çok incesiniz. Sizinle çalışmak bizim için büyük bir zevkti. Ha bizim için de öyle. Elinizde ne zaman fotoğraf olursa her zaman bekleriz. Yerimizi öğrendiniz artık. Olur. Alev, döndün demek. Kasaba havası yaramış, çok güzel görünüyorsun. Çok mersi. Bir ara gelsen, odama laflarız bir şeyler. Tabii bakarız. Semih yalnız... Yemeğe ne dersin? Yemeğe çıkalım mı seninle? Aslında çok özür dilerim. Çıkarız elbette. Semih yalnız sadece mı? Sadece bir şeyler içmek için de çıkabiliriz. Semih yalnız... Şahane bir mekan açılacak. Semih yalnız mı dediniz? Semih Bey müsait şimdi, evet. Ama biraz gergin, dikkatli ol. Önemli değil, artık ben de gerginim. Ekber, sen biraz daha otur, ben hemen konuşup geliyorum. Bir çay daha içer misin? Tamam. Biz bir çay daha alalım Sevdacığım. Ben de geliyorum. Arkadaşı yolcu edeyim. Tamam oğlum. Selam canım. Ay buraya mısın be? Ne var mısın? Ay. Hani bu gerginlik? Bu oldu yine. Yok bir şey, yok bir şey. Her şey yolunda. Sana hayatının işini getirdim. Gördüklerine inanamayacaksın. İzle. Ay, inanılmaz. Bunlar gerçek mi? Emin misin? Bu bir fotomontaj değil Semih Bey. Çünkü hem foreground'da hem background'da JPEG artefaktlerinin paterni hiç bozulmamış. Bu montaj falan değil. Ben çektim. Adam önce arabamızı havada yakaladı. Arkasından bütün bu fotoğrafları ben çektim. Vay 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 vay. Ne gün ya. Körün istediği bir göz, Allah verdi lens takımı. Solüsyonun da yanında Semih Bey. Adam dışarıda. Çağırayım mı? Burada mı? Alın içeri. Hadi 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 evet. Hadi. Vay, 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 vay. Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Ben Semih. Maşallah, maşallah. Ben de Ekber. Niye bekletiyorsunuz? Niye ayakta bekletiyorsunuz? Gel. Gel odama geçelim, gel. Maşallah, maşallah. Mikrofonu gördün mü? Bir ara beraber gidelim. Maşallah, maşallah.
Ekrem'e büyük bir çıkış yapmamız lazım. Türkiye seni tanımalı. Ekber. Her neyse. Bence yetenek yarışmasına sokalım. Ratingleri ve GRP'si muhteşem. Yok. Yok, o iyi değil. Şey yapalım. Buldum. Uğur, hemen ayarla. Yetenek yarışmasına sokalım Ekrem'i. Tüm Türkiye görsün yeteneklerini, böylesi daha iyi. Bence harika bir fikir Semih Bey. Alev, sen de bir an olsun yalnız bırakmıyorsun Ekrem'i. Madem buraları bilmiyor, eşlik edelim. Gidin muhasebeden biraz avans alın. Hiç merak etme, hiç yalnız bırakmayacağım onu. Bizim otelde kalsın. Uğur, hemen müdürü ara, iyi bir oda ayarlasınlar. Tabii ki. 612 nasıl? 82 metrekare, 2 duble yatak, manzaralı. Ayrıca penceresi kuzeydoğuya baktığı için Poyraz'da Ekber Bey'in kalkışları daha stabil olur. O doluysa 712'de olur. Onda jacuzzi var. Uğur, uzatma işte. Güzel bir oda ayarlasınlar. Tamam. Şey, zahmet etmeseydiniz. Ya ne zahmeti Ekrem'cim, ne zahmeti. Bak bir daha duymayayım. Maşallah. İzlen Bey, ben Uğur. 612 müsait mi? Dolu. Peki. Evet, odam burası. Bu taraf yatak bölümü. Nasıl, beğendin mi? Çok güzel. Evet. Sende numaram var. Yani beni istediğin zaman arayabilirsin. Eğer yalnız kalmak istemezsen, yani seninle kalabilirim. Yok canım, çocuk muyum ben? Anladım. Peki tamam, o zaman sen dinlen iyice. Ben gelip seni sabahleyin alacağım. Yarın yoğun bir gün olacak. Tamam. Teşekkür ederim. Saat oldu. Nerede bu çocuk? Nerede olacak? Puf! Kahvededir. Merak etme. Sabahtan beri kahvede mi? Polisi mi arasak, ne etsek? Ne polisi? Gelirdin mi sen? Gel şimdi. Birinci soracağım ona. Bu kadar gecikmenin ne demek olduğunu anlayacak. İkide bir de sokuyor ona ağzına o taşı. Haklı çocuk. Çekti gitti mesbelli. Cehenneme kadar yolu var. Bana ne? Odur bak. Oğlum. Alo ana. Oğlum neredesin? Bir şey mi oldu oğlum? Bu saat oldu, merak ettik babanla. Ben İstanbul'dayım, merak etmeyin. İstanbul'da mısın? Oğlum ne işin var İstanbul'larda? Kırmayın bacaklarını. Çabuk gelsin buraya. Sus. Bir sus. Ya ana, burada biraz işlerim var. Halledip döneceğim. Ver şunu bana. Neredesin lan? Merak ettiriyorsun insana. Ya baba, bak anama da söyledim. Burada biraz işlerim var. Halledip döneceğim. Başlatma işinden. Çabuk atla. Yok, uçarak gel. Ya baba, haydi kapatıyorum şimdi. İyiyim sonuç olarak. Görüşürüz. Lan. Kapattık herkes. Sende. Kabahat hep sende. Haklı çocuk, bir alttan alsan ya. Nerede kalıyormuş? Onu öğrenseydin bari. Cehennemin dibinde. Bana ne nerede kalıyorsa? Bana ne? Ne? Evet, sıradakini alalım. Ay.
Ne hazırladınız? Ben kuş taklidi yapacağım. Nasıl yani? Ne kuşu? Bayağı kuş. Buyurun, buyurun. Alo. Ekrem, ne yaptın, almadılar beni için, merak ettim. Vallahi kırmızılar yanıyor. Aa. Herhalde olmadı. Ya manyak mı bunlar? Nasıl helaller? Vallahi ben de görmedim. Ya almadılar ki içeri, bakamadım. İnandırıcı mı gelmedi acaba? Hangi kuş familyasından bir taklit yaptınız? Bıyıklı baştan karagiller, tırmaşık kuşugiller, koca gözgiller, peçeli baykuşgiller. Uğur, kuş. Ama çeşit çeşit. Kuş. Ya ben böyle çik çik yapıyordum. Ondan sonra tuşlara bastılar, kırmızı yandı. Her neyse, her neyse. Belki de daha iyi olmuştur. Yani başka türlü hallederiz. Buldum. Ali, hemen gidin bir kostüm ayarlayın. Bir suçluyu yakalarken çekin. Akşama bütün haber bültenlerine servis edin. Her yerde Ekber'i görelim. Bu bence çok güzel bir fikir. Bence de çok iyi bir fikir. Ama bir sahne ismi bulmamız lazım. Ya bu Ekber çok şey. Ne? Yani sahneye uygun değil. Böyle daha seksi bir isim lazım. Ya şey gibi. Yani... Demir yumruk. Demir bilek. Yiğitmen. Seksi adam. Türkmen. Buldum. Süper Türk. Ay çok banal. İsmimi değiştirmesek ben memnunum. Thomas James Anderson. Sadece kitaplarının ismini değiştirerek 2008 yılında satışlarını %13 arttırdı. Yani isim çok önemli Ekber'cim. Ama yani Süper Türk öyle pek de yaratıcı değil. Yaratıcı olması önemli değil. Marka değeri büyük. Ya adamlar kalkıp filmini çekseler Süper Türk diye, herkes anlar konunun ne olduğunu. Türk, Süpermen. İşte. O bizim toprağımız olur. Ama konuşmuyoruz. Uzun hikaye. Neyse, neyse, her neyse. Bu kostüm işini bizim Ayhan çözer. Yani onun uzmanlığı gelinlik ama bence de başarıyla altından kalkacaktır. Tamam, tamam. Gidip hemen halledin. Fazla vakit kaybetmeyelim. Ben varım, sen. Kaç sen. Alo? Ayhan? Aa, Saniye teyzeciğim. Nasılsın kızım? Aa, iyiyim. Gel gel, içeri buyur gel. Alışabildin mi bari ha? Tabii tabii, alıştım. Var mı bir ihtiyacın kızım? Aa, her şeyi hallediyorum ben, sağ ol. Abdullah amcan da ben de pek severiz seni. Bak bir ihtiyacın varsa çekinme söyle. Hayır, biliyorum biliyorum, teşekkür ederim. Kızım ben seni şu kadarcıktan tanırım. Şimdi sana bir şey soracağım ama... Sen de bana doğru cevap vereceksin. Bizim bu Ekber İstanbul'a gitmiş. Bir işim var, halledip döneceğim dedi. Ne işiyse. Var mı senin bir bildiğin? He? İstanbul'a mı gitmiş? Ya, İstanbul'dayım dedi. Hani senin şu arkadaşın bizim bu oğlanın aklını bulandırmış olmaz. Vallahi Saniye teyzeciğim, ben de şimdi sizden duyuyorum. Yani Alev böyle bir şey yapmaz ama. Gerçi apar topar toplanıp gitti. Ya. Yeah. Allah Allah. Güzel. Başlayalım. Ekber hadi çıksana yavrum hadi. Yok. Ya başka bir şey denesek.
Sıfatını görmeyeceğiz. Kıyafetini görmek istiyoruz. Hadi. Budur. Siklemen pembesinin şeker pembesiyle olan uyumundan bir enerji yarattık. Lan. Ayrıca yüksek irtifalı uçuşlarda NASA'nın bize göndermiş olduğu bu muhteşem malzemeyle sürtünmeyi atattık. Ve en sevdiğim kısmı. Flamingolardan esinlenerek yaptığımız bu tasarım alçak irtifalı uçuşlarda halka sempatik görünmesini sağlayacak. Yalnız. Ayıp oluyor ama. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Annem. Zeynep seni sordu oğlum. Ne dedi? Merak etmiş seni. İyi, ben onu sonra ararım. Hadi giy bakalım. Çok güzel oldu. En iyisini analar bilir. Ana. Ya buna böyle sünger münger falan da koysak olur mu? Böyle beni daha kaslı gösterir. Sen hele bir giy şunu, onu da sonra düşünürüz. Giy hadi giy. Buna böyle pelerin falan da yapsak, uçarken böyle dalgalansa. Onu da sonra düşünürüz. Giy hele, giy, giy. Maşallah. Ekber bitmedi mi? Geliyorum. Bir saati bekliyoruz ya. Daha çok beklersiniz hanımefendi. Benim yaptıklarımı beğenmediniz, çok beklersiniz. Merhaba. Halledebildiniz mi kostüm işini? Bekliyoruz daha. Ekber beyefendi benim yaptıklarımı beğenmedi. Gitti bir çırpıda böyle anasını aldı getirdi. Yazık kadın eldivenlerle şu anda dikiyor, kostüm dikiyor. Ne yapacak? Ha. Geliyorum. Gelme. Hazır mısınız? Aha. Ya çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş da acaba diyorum şu yıldızın yanına bir de ay mı koysak Türk bayrağı gibi?
Ha, 22 Eylül 1983 tarihli 2893 sayılı bayrak yasasının 7. maddesine göre Türk bayrağının elbise ve üniformalarda kullanılması yasaklanmıştır. Kaldı ki bu beyaz tüzüğe çok uymuyor. Çünkü tüzüğe göre ay yıldızın beyazlığı 460 nanometre dalga boyundaki yansıma yüzdesinin 2 katıyla 620 nanometre dalga boyundaki yansıma yüzdesinin farkının sentetik ve ipek kumaşlarda %15, diğerlerinde %60 olmasını gerektirir. Bu arada bu kadar basit bir şeyi atlamış olduğunuza da inanamıyorum. Ne oldu şimdi, boyun mu uzadı? Efendim? Ay ne çok şey biliyorsun sen yahu. Sen de Google Terksin herhalde. Ya her şey iyi, hoş, tamam. Peki ama şu ayakkabılar için bir şey yapmamız lazım. Ben yardımcı olabilirim. Ayakkabılarıma dokundurmam. Gelsene. Kızım gerçekten inanıyor musun sen o süper kahraman falan olduğuna? Ay bence çok hoş biri. Ya git Allah aşkına. Böyle göbekli süper kahraman mı olur? Bir de nedir Allah aşkına böyle boğum boğum boğum? Kas mıdır yani onlar? Hii. Ay hayatında kaç tane süper kahraman gördün sen? Ay, dur şimdi anlarız. ben vereyim çayınızı lütfen. Zahmet olmazsın. Ne demek? Ay, ay çok affedersiniz. Gerçekten çok çok özür dilerim. Yok, bir şey olmadı. Nasıl yani? Yanmadınız mı? Bana bir şey olmaz ki. Çay elinize döküldü. Bak şimdi. Ay siz gerçekten süpersiniz. Ekber'cim. Bir dakika, gelir misin sen buraya? Özür dilerim. Siz de işinize bakın. Sen artık bir yıldızsın. Çok yakında da herkesin yıldızı olacaksın. Anlıyor musun? Böyle insanlara yüz verirsen sonra altından kalkamazlar. Suistimal ederler. Tamam mı? Yok yani arkadaş şey merak etmiş. Tamam. Bitti. İşimize bakalım. Alev Hanım, kaç saattir bekliyoruz? Burada bir suç işleneceği falan yok gibi. Siz bunun iyi bir fikir olduğuna emin misiniz? Bir kere bu Semih Bey'in fikri. İsterseniz ona göre konuşalım. Vallahi siz bilirsiniz ama sabaha kadar da beklesek burada bir şey olacağı yok. Ha bari polis sizi falan dinleseydik. Hem bakın arkadaş da sıkıldı galiba. Tamam, tamam. Toplanın. Ama bunu Semih'e nasıl izah edeceğimi bilemiyorum. Ya Alev, ne demek olay olmadı? İki adam alacaksın ajanstan. Soyuyormuş gibi yapacaklar bizim mağazayı. Ekber yakalayacak, sen de çekeceksin. Bunu da mı düşünemiyorsunuz Allah aşkına? Ay her şeyi ben mi yapacağım bu memlekette? Ya tamam Semih ya, basiretimiz bağlandı. Tamam. Anladık, haklısın. Ne yapalım? Gittik oraya. Ekber de saçmaladı zaten. İki tane kız gördü, sapıttı hemen. Kızlar da kız olsa bari. Ben de sinirlendim, çıktım. Aman. Elin köylüsü. Ne bekleyeceksin ki zaten? Ha, köy dedim de. Zeynep'ten haber var mı? Yok. Yani arayamadım kızı. Ekber'i buraya getirdiğimde bilmiyor. Yani çok kızacak bana. Neyse. Burada daha önemli meselelerimiz var. Şu anda o adama çok ihtiyacım var Alev. Çok büyük bir badire atlattım bir bilsen. Kanalın yüzü yapacağım onu. Tüm kötü şöhretimi sileceğim onun sayesinde. İnşallah. Yani inşallah. Yani söylediğin gibi halledeceğiz, yapacağız. Ekber'e söyleme ama. Gerçek suçlu sansın dallama. Daha gerçekçi olur. Niye dallama diyorsun sen ona ya? Ha? Niye dallama diyorsun? Hem çok iyi biri o. Sen de adamın içine düşeceksin. Dikkat et. Ay iğrençsin Semih. Aşk olsun yani. Sözleşmeyi imzaladın mı? Yok. Ama halledeceğim o işi ben. Çok önemli.
İlk iş al imzası. Soyguncular! Vay! Soyguncular! Ulan utanmıyor musunuz orayı burayı sormaya? Dur yoksa ateş ederim. Yok ya. Et de göre benimkini. Ayakkabıcı. He? Yok ya. Et de göre benimkini. Başka bir şey desen iyiymiş ama. Neyse. Ağzımdan bir anda o çıktı. Daha acemişsin tabii. Ama bir dahaki sefere dikkat et. Vur. Şimdi bunu bütün kanallara servis edin. Ana haberlere yetişsin. Tabii Sezgi Bey. Bugün yeni hayatının ilk günü dostum. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Alev. Seni de tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok uğraştık ama Ekber harikaydı bugün. Suç oranı da azalacaktır artık. Ha? Ne dersin Süpertürk? Vallahi ne diyeyim? Hayırlısı. Çok affedersiniz, sorabilir miyim? Çok merak ediyorum. Atmosferin hangi katmanına kadar yükseldiniz? Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer... Uğur, uğur, uğur. Egzoz. Bir şey soracağım. Bunun bir önemi var mı? Ama efendim hava durumunda kendisinden yararlanabiliriz. Çünkü rasatlardaki meteoroloji balonları 30-35 kilometreye kadar çıkabiliyor. Her neyse, her neyse. Ekber Bey çok daha... Uğur. Şampanya. Çalkalayayım ister misiniz? Hayır! Korktunuz. Sevim Bey. Konuşma yapmak ister miydiniz? Evet Ekber Tanrıverdi. Namı diğer Süpertürk. Bugüne kadar nerelerdeydiniz? Memleketteydim. Küçükköy'de. Peki ailede başkalarında da var mı bu özellikler? Abo! Vallahi da billahi de ben biliyordum ha. Atma lan. Sen bilsen hepimiz biliyor olurduk. Hiçbirimiz anlamadık işte. Ya annem ölsün biliyordum be. Bak şu Nimet çarpsın. Biliyordum. Herhalde bileceğiz. En yakın arkadaşıyız. Evet. Ya oğlum biz şunu da seyredelim ya. Rica etsem seyircilerimizin de huzurunda şunu ikiye bölebilir misiniz? Tabii. Gördüğünüz gibi adeta bir makasla kesilmiş gibi ikiye bölündü kağıt. Peki ışınlarınız sadece kırmızı renkte mi? Yok, değişik renklerde de çıkarabiliyorum. Bakın.
programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz Süpertürk. Sanırım bundan sonra adınızı çok daha sık duyacağız. Şey, özür dilerim. Buradan bir selam gönderebilir miyim? Öncelikle anneme, babama, küçük köyde bulunan Cengiz. Helal olsun ya! Kral adamsın, kral, kral. Ahmet. Aslanım be. Bravo. Hüso. Ramo. Şevket. Yerinde Şevket abi. Ramo. Onu söylemiştim. Bir de Selami enişte ve Hatice yengeye, bir de askerde olan Hasan ve onun biricik annesi ve komutanımız Fuat Albay'a. Süpertürk, yayından aldılar, devam etmeyin. Ha, öyle mi? Beni saymadı, gördünüz mü? Püh sana. Abi dur şimdi ya. Ya biz mi saymadık? Abi. Ne dönüyorsun arkanı bize? Ci sarebbe da dire mamma li turchi, ma pare che questo supereroe sia un amicone. Le supereroe turc è preuve du proverbe. Fly. That's the great vision. He is called Super Turk. Bütün dünya senden bahsediyor. Bak Çin televizyonuna bile çıkmış. Ne diyorlar peki? Li ga to qie dan zhi she tie. Bir Türk dünyaya bedeldir. Cao qi pe he. Ya Süper Türk? İyiymiş. Hadi bakalım, gidiyoruz. Nereye? Sevdin galiba Ekber. Ha. Peki o yediğinin ne olduğunu biliyor musun? Yok. Bak, bu sake roll, yani pirinç ve onçorinçus ya da bilinen adıyla Pasifik somonu. Bu balıklar tatlı sularda doğarlar, ondan sonra denizlere göç ederler. Bütün okyanusu gezdikten sonra yine doğdukları yere yumurtlamak için akarsuları gerisin geriye yüzerek geri giderler. Balık yani. Evet Ekber, balık. Bu arada çiğ balıktır o. Alışık olmayan bünyelerde çok yendiğinde bağırsaklarda cırcır mı yapar? Evet Ekber, cırcır. Süpertürk, Alev Hanım'ın ilişkiniz nasıl gidiyor? Efendim, bu ilişkide çocuk düşünüyor musunuz? Süpertürk, evlenecek misiniz? Alev Hanım'ın ilişkinizden bahseder misiniz lütfen? Süpertürk, yoksa çocuk düşünüyor musunuz? Günaydın. Günaydın. Akşam biraz fazla kaçırmışım.
O yüzden geç kaldım. Gazeteleri gördün mü? Ben pek gazete okumam. Bize biraz izin verir misiniz? Tabii. Taran! Ya ayıptır. Alışacaksın. Takmayacaksın. Birazdan canlı yayına çıkacaksın. Ama ondan önce imzalaman gereken birkaç evrak var. İstersen o işi halledelim ha. Ne evrağı? Canım yayın hakları falan filan. Yayına çıkacaksın ya. Teşekkür ederim. Sen iyi misin? Ya istersen yarışı iptal edelim. Ya böyle yarışabileceğine inanıyor musun? Sen hala benim kim olduğumun farkında değilsin. Yakında bütün dünya görecek kim olduğumu. Süpertürk Bey alalım mı sizi? Buyurun. Kolay gelsin. Evet, sevgili seyircilerimiz, Süpertürk Beyefendi bugün bizlerle beraber. Şimdi ben size şeyi soracağım. Uçmak için hani böyle illaki elleri kollar hani şu şekilde mi şey yapılacak? Hani filmlerde falan görüyoruz ya. Hani şu şart mı? Raconu ne? Ses. Şöyle ki, bunun belli bir kuralı yok. İstediğimiz şekilde uçabiliyoruz. Göstereyim mi? Ay yani çok isteriz biz. Göster, göster, göster. Ay inanılmaz bir şey değil mi? Hocam bu nasıl bir duruş? Ne diyeceksiniz? Aa, şuraya bak. Şey oldu tabii adamcağız. Baş aşağı şey yapınca hocam tabii midesindeki o şey oldu, o spazma öne doğru şey yaptı. Süperce istersen düzelsen ilgin değil mi yani gelsin oraya. Gelsin bakayım sonra biz tekrar devam edelim. Evet. Ay inanamıyoruz ya. İnanamıyoruz. Ne diyorsunuz hocam şu duruşa? Biz buna baş aşağı duruş diyoruz. Ama genelde İnsanlara önerdiğimiz bir duruş tarzı değil zaten. Şurada başın arka kısmında bizim tıp dilinde mendula oblongata dediğimiz omurilik soğanı var. Bu bölgenin fazla derecede yüksek dozda kana maruz kalması durumunda insanda halsizlik, baş dönmesi hatta hafıza kaybı gibi durumlar bile ortaya çıkabiliyor. İnanılmaz. Süpertürk'te de başka etkiler de herhalde ortaya. Başka numaraları da varmış onun. Şimdi bakın, bende çok taze bir bilgi var. Sadece bende Süpertürk'le ilgili öğrendiğim sürpriz bir şey var, bir özellik var. Sadece burada canlı canlı başka numaraları da varmış onun. Merak ediyorsunuz değil mi? Ediyorsunuz. Bakın şimdi gösteriyorum size. Çok değişik ama hiçbir yerde yok. Bir tek burada. Bakın yapıyorum, hazır olun. Reji bu yayına gitti mi? Ay canlı yayının şeyi diyoruz biz. Nazarlığı gibi diyoruz. Evet Süpertürk, siz var mı başka bir şeyiniz söyleyecek? Evet, evet. Buradan bir şey söyleyebilir miyim? Deyin, deyin. Mesajınızı yayın buradan. Yayılsın böyle gitsin. Evet. Ses. Geliyor, geliyor ses. Buradan anneme, babama, Zeynep öğretmene ve Cengiz'e. Ay. Ay ne alem bir şey yani. Havalı. Havalı bir gidiş doktor beyciğim. Siz evet, onu fark evet, ettiniz. Evet. Rüzgar gibi şey yapıyor. Geçiyor. O şekilde biz tabir ederiz. Ama süper. Nasıl Türk süper. Yani o şekilde bir süperliği var. Onu da şey yaptık. O zaman biz şey yapalım. Reklama gidelim. Sonra biz tekrar devam edeceğiz. Ay fenalık geçirdim ama sıkıntı geldi değil mi? Ay süper. Sen süperliğini bil. Hayır yoruldum yani doktor bey. Ben sana söyledim oğlum. Bir tarafı kalktı bunun. Bak bize selam söylemedi. Kardeş,
Buralarda Hela var mı? Var abicim, var ya. Vay be, abim be. Yakışıklılığa bak ya. Abi vallahi ben senin çok büyük hayranım. Bir fotoğraf çekilsek be abi, ha? Ya önce Hela'ya şeyseydik. Abicim Hela'ya her türlü gidersin. Hemen şurası. İki dakikacık kardeşini ayırsan ya. Hemen bir dakika. Ben de burada çalışıyorum biliyor musun abi? Sigorta migorta yok ama idare ediyoruz işte ha. Bir dakikacını alır abi be, ha? İyi peki. Hah, eyvallah abi. Şimdi yeni telefon aldım biliyor musun taksitle? 12 taksit yapıyorlar abi. Çok iyi ya vallahi. Onunla şey yapalım. Hah. Abi acayip fotoğraf çekiyor biliyor musun? Ben de böyle havalar güzel ya. Çıkıyorum böyle İstanbul'da falan. Böyle denizde merizde falan sağda solda çekiyorum yani. Hemen abi şey yapıyorum. Aha. Bak abi bu da benim yeğen biliyor musun? Seni çok seviyor. Acayip hasta sana yani böyle. Bir taklitler yapıyor seni bir görsen. Koltukların üstüne çıkıyor, atlıyor, yerlerde sürünüyor falan böyle. Ben kurtardım ettim falan böyle. Acayip seviyor seni ya. Bir telefon edelim buna ha? Bir alo diyelim mi yani? Acayip sevinir ha. Vallahi. Aa, doğru söylüyorsun abi. Tamam. Tamam hemen şey yapıyorum, hallediyorum ben abi. Tamam abi hazır. Şöyle hiç yan yana gelelim. Kime çektirsek ki bunu abi? Birinden rica etsek ha? Sen neye basılıyor onu göster bana. Şuraya bastığın zaman abi. Abi sen bunu nasıl yaptın ya? Valla. Yalnız abi. Bak ben burada böyle aşağı bakarken falan çıkmışım. Sen gene böyle silinta gibi yakışıklı çıkmışsın. Bir poz daha alalım. Şöyle şey yapsak. Abi. Lan adam gitti ya. Vay be. Kanka çıkıyorsun abi. Abi sen Batman'i dövebilir misin abi? Dolan yürü portası ne olur abi? Abi ayakkabı numaranız kaç? Tamam onu bekliyorum. Askerliğe gittiler mi? Hangi takımda tutuyorsunuz? Abi abi. İstanbul Park'ta yine çok özel bir güne tanıklık edeceğiz. Yanımızda Alev Hanım var. Türkiye'yi ve İstanbul Park'ı bugün neler bekliyor? Bugün çok güzel ve çok özel. Aynı zamanda da tarihe adını yazdıracak çok değişik bir gün geçireceksiniz. Doğrusu ben de çok merak ediyorum. Bakalım İstanbul Park'ta bugün neler yaşayacağız?
Birader iyi misin? Kusura bakma görmemişim kardeş. Vay Metin abim. Abi ben senin büyük hayranınım ya. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok ilginç olaylar yaşanıyor. Allah razı olsun. Metin Bey geçmiş olsun. İstanbul Park. Ya canım benim İstanbul. Neler oluyor burada? Efendim vallahi küçük bir kaza oldu galiba ama göremedim arkadaşı, göremedim. Pek bir şey yok inşallah sende. Yok abi yok. Önemli olan biz sana zarar vermeyelim. Yok canım sen benim gözümü açtın dostum, gözümü açtın. Ekber Bey hemen size sormak istiyorum. Türkiye'nin limit tanımayan adamını siz durdurdunuz. Ne hissediyorsunuz? Yok canım ne haddime. Biz Metin abiyi durdurabilir miyiz? Şimdi Ekber'i giderken eve ben bırakacağım. Kimseye söyleme. Evet gözlerimize inanamıyoruz. Yaşananlar gerçekten de çok ilginç. Abi bir imzalı CD'm var mı bu arada? Var var var. Ben bütün çarptığım insanlara bir CD dağıtırım. Gel hem de bir resmimizi çeksinler. Bir resmimizi çekin, çekin misiniz şöyle, acaba? Çekin. Merhaba. Sen ne arıyorsun lan burada? Seni serbest mi bıraktılar? Ekber. Abi ne serbestti? Ben oyuncuyum, paramı almaya geldim. Şaka mı bu? Yoksa siz gerçek mi sandınız? Çok iyiymiş. Bırakırsanız. Ekber gelir misin? Her şeyi anlatacağım. Oo Ekberciğim. Gel canım. Gel dostum. Gel 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 gel. Ben senin dostun değilim. Neden bana söylemedin? Neyi Ekberciğim? Sakin ol biraz, otur. Ben sakinim. Neden bana oyuncu olduğunu söylemedin? Sizin dininiz, imanınız, şan, şöhret, para, reyting olmuş. Ben hayatımda bugüne kadar kimseyi kandırmadım. Bundan sonra da kandırmayacağım. Ben yokum artık. Bitti. Dur biraz dur. Ne demek ben yokum? Çocuk oyuncağı mı bu? Hiçbir yere gidemezsin. 10 yıl bizimlesin. Ali, arkadaşa ne imzaladığını anlatmadın mı? İmzaladığınız sözleşmenin 13. maddesine göre Süpertürk sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediği ve taahhütlerine aykırı davranması durumunda Semih Cansöken hesabına ikinci bir ihbara gerek kalmadan 1 milyon dolar cezai şartı nakden, defaten ve aynen ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Herkes imza isterken, fotoğraf çektirirken neydi değil mi? Her şeyin bedeli var. Tamam. Parayı bulup getireceğim. 1 milyon doları mı? Nasıl ödeyeceksin peki? Bankamı soyacaksın. Süpertürk. Dur dur IBAN numaramızı vereyim. TR 5400-1230-0825 175-68-273 sefer. Süper. Ekber. Oy. Tafra yapmak ne demekmiş görür o. Ya bunların hepsi böyle Uğurcuğum. Bunların hepsi böyle. Ya ünlü yaparsın, sonra seni tanımazlar. Şimdi gidin, nereden buluyorsanız bana o taştan bulun. Hangi taştan Sevim Bey? Ya şu yeşil taş yok mu? Yeşil taş, ayaklı Google, yeşil taş! Bunu mu demek istediniz? Yeşim, zümrüt, yeşil akik, kuars, dumanlı kuars. 5 saniye içinde 175 sonuç bulundu. Yahu triptonik miydi, triptonik miydi, neydi? Kriptonit mi demek istediniz Semih Bey? Evet, gidin ondan bulun. Yok ebin... Nereden bulurum kriptonit ben Semih Bey? Ben anlamam. Git!
Ben bu kokuyu bir yerden çıkaracağım ama... Benim baba. Ah! Ekmek! Sen misin çocuğum? Ah sana bu. Oh! Öp bakayım. Şimdi çöz. Evet. Bak oğul. Oğul. Artık sana bazı şeyleri anlatmanın zamanı geldi. Abdullah Efendi. Ha. Başla bak. Ha. Oğlum. Artık evlenme zamanı geldi. O değil bey. 40 yıl öncesini anlat. 40 yıl öncesi. Ha. 40 yıl önce o gün annenle doktordan gelmiştik. Annen 3. düşüğünü yapmıştı. Üzgündük tabii. Çünkü bir çocuğumuz bile yoktu. Yukarıdan bir gümbürtü koptu. Böyle bir şey fırladı, tüm arkaya düştü. O yuvarlağın içine ben bir baktım. Bir bebek, bir çocuk, dünya güzeli bir çocuk. Nur topu gibi. Bu Allah'ın bize bir müjdesiydi. Tabii ben heyecandan Allahu Ekber diye bir bağırmışım. Ondan sonra adını Ekber koyduk. Eyvahlar olsun. Heh. Şoka girdi çocuk. Yok be ana. Ben biliyordum zaten. Benden bir tane daha var mı? Bir tane Amerika'da var. Demek kan kanı çekiyor. Etrafta da anlatıyordum bunu. Demek doğruymuş. Siz hiç merak etmeyin. Benim bir tane anam, bir tane de babam var. O da sizsiniz. Allah razı olsun. Aslan olur benim. Gördün mü oğlumu ha? Ben babasının oğlu. Ya Ekber, biladerim. Şunları bir anlatsana ya. Ben biliyordum diyorum, bana inanmıyorlar. Hadi lan, sen bilsen herkes bilirdi. Ulan Cengiz, ne adamsın ya. Hadi. Getirin şu takımları da dönelim bir okeye. Ben oynamam abi. Biliyordum bir numaralar çevirdiğini. Ya Osman abi uzakta kaldın. Gel hele. Senin de bir çayını içelim. At lan oradan. Osman abi ne oldu? Bir yanlış mı yaptık? Sen televizyona çıkınca bunlara selam söylemedin. El sallamadın ya. Ona bozuluyor. Ha, ya Osman abi kötü bir niyetimiz yoktu. Heyecanlandım. Olabilir. Arkadaşlar ben biraz sonra geliyorum. Zeynep. Zeynep. Zeynep hele dur. Televizyonlarda izledim seni Ekber. Gazetelerde fotoğraflarını da gördüm. Ha o mu? Ya o öyle bir maceraydı. Geçti gitti. Alev ne yapıyor? O mevzuyu hiç açma. Şeytan görsün onun yüzünü. Bak Zeynep. Ben anladım ki benim yerim burası. Ne diyeceğim? Sen bir gün bize gelsen de oturup konuşsak, he? Tamam. Çarşamba öğleden sonra dersim yok, olabilir. Anlaştık. Hadi derse geç kalıyorum, görüşürüz sonra. Tamam, görüşürüz. Çarşamba. Tamam.
Ekber, ne iş? Ocağını mı? Yok yahu, bir mevzu vardı da. Ya oğlum ne biçim konuşuyorsun? Ayıp ya. Hem Ekber'in yenge İstanbul'da. Sarı gacı değil mi lan? Sallama lan sen de. Gazetede okuduk bir oğlum. Hadi oynamıyor muyuz? Yok. Benim ufak bir işim var zaten. Hadi eyvallah. Ekber, birader aramızda kalsın ama artık seninle kimse oynamak istemiyor. Kendileri bilir. Süper kahramanlar zaten hep yalnız olur. Demek bu yüzdenmiş. Neyse rahat ol. Zamanla alışacaklar artık. Bak hele. Benim biraz paraya ihtiyacım var. Vallahi birader benim de ihtiyacım var. Olsa dükkan senin. Lan oğlum borç istemiyorum. Benim çalışmam lazım. Ha, o kolay ya. Bakarız artık bir şeyler. Ne kadar ihtiyaç var senin? 1 milyon dolar. Oha! Yuh! 1 milyon dolar. Oğlum 10 lira ister gibi söylüyorsun be. Lan oğlum bulabilir miyiz, bulamaz mıyız? Hallederiz, hallederiz. Hallederiz değil mi? Benim adım Cengiz oğlum. Arkadaşım da rahat ol ya. Oh, rahatladım. Aklıma geldi bir şey benim. Hey! Şimdi çok güzel bir numara geçiyorum. Bacak kesme numarası. Bakın iki bacağım var. Alkış!
gizli. Şimdi numaramızın sonunda geldik. Gibi dursa da en önemli numaramızı en sonuna saklıyoruz. Şimdi ben majisyen Magic Cengiz olarak en yakın arkadaşım ve dünyanın en yetenekli asistanı Ekberto'yu davet ediyorum. Ekberto! Selam versin oğlum. Hey! Evet, şimdi sizler için süper bir numaramız var. Uçma numarası. Niye oturuyorsun oğlum? Kalksana. Kalk, kalk. Asistan, hazır mısın? Yat yere. Yat. Yat yere. Alkış. Bayanlar, baylar. Konsantrasyon. Lan! Oğlum, ne yapıyorsun ya? Ekber, bitti mi lan? He, bitti, bitti. Beyefendi buyurun, anahtarınız. Al bakalım, hayırlı işler. Sağ olun, teşekkürler. Bu ne lan? Para. 20 lira mı? E, piyasası bu oğlum. Oğlum biz 1 milyon doları nasıl biriktireceğiz böyle 20 lirayla? Ya biraz zor ama yani günde 20 kişi falan gelse olmaz mı? Allah Allah. Oğlum ne adamsın sen ya? O zaman başka bir şey düşünürüz. Kostüm duruyor mu lan? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn. İhdine sıradel müstakim. Sıradel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mevzûbi aleyhim veleddâllîn. Sadakallâhul azîm. Sübhane rabbike rabbil izzet amma yasifûne ve selâmin alel mürselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Amin. Amin. Mağazamızı açmış bulunuyoruz. Bereketi Allah'tan. Müşterimizi bol olsun, müşterileri bol olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Biliyor musunuz normalde 2500'den bir kuruş aşağı gitmez.
Ama siz yabancı değilsiniz. 2000'e bağladım. Memnunuz değil mi? Sağ olun. Tabii ki, tabii ki. Yalnız gözünüzü seveyim, aramızda kalsın. Tabii ki canım. Ticari sırdır. Söylenir mi hiç? Aman, aman. Şuralarda bir alalım. Ekber, tamamdır oğlum bu iş. Yalnız adam 500'den bir kuruş yukarı vermem dedi. Ama ben pazarlıkla al takke ver külah 1000 lirayı kopardım. Helal sana Cengiz. 500'ü senin, 500'ü benim. Ama yok. Vermem dersen almam. Sonuçta yılların hatırı var. Senin canın sağ olsun deriz. Çekiliriz ya. Ah. Olur mu öyle şey Cengiz? Biz bu yola birlikte çıktık. Birlikte kazanacağız. Oğlum beni ağlatacaksın ya. Adamsın, adam, adamsın. Büyük bir halinde. Ya Osman abi, kusura bakma yahu. Heyecanlandığım için adını söylemeyi unuttum. Yoksa benim seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Abi kendimi nasıl affettirebilirim? Söyle ne istiyorsan onu yapacağım. Bak Ekber. Ben hiç hayatımda uçağa binmedim. Sen beni bir uçur. Ben de seni affedeyim. Nasıl uçurayım? Ya olur mu öyle şey Osman abi? Cengiz'i bile uçurmadım. De ki gölü dondur, gözünle kuş avla, ışın çıkar. Ama beni uçur deme. Şimdi bir gören olur, onlar da ister. Ben söyleyeceğimi söyledim. Sen bilirsin. Peki Osman abi. Ama bak bu aramızda kalacak ha. Kimseye söylemek yok. Tamam. Yukarısı çok soğuktur. E artık. Gel o zaman. Ya Ekber, oğlum bakıyorsun bu böyle olmuyor işte. Gel bir yardım et ya. Birader iş sana düştü. Oh. Hadi oğlum, hadi. Oğlum, hadi acele et ya. Ölüyoruz açlıktan lan. Tamam, geldi geldi. Hadi hadi, hepsini birden şey yapalım hadi. Al 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 al. Tak bunları da. Heh, ver ver, sonra takacağım ben sonra. Oh anam. Yakma lan. Aslı sen bunları gözle yaksana ya. Ne uğraşıyoruz böyle? İki saat. Uzatma lan. Bunun tadı böyle çıkar. Ya Osman abi, karşımda öyle duruyorsun ya. Bir çok komik görünüyorsun ha. Baklavalar nerede? Baklavalar. Haydi. O seni buraya gelecek. Sıkıyorsa gelmesin. Gelir gelir. Gelmesin göreyim. Nerede lan seni? Nerede lan? Yavaş yavaş. Aman aman. Adam gibi için diyoruz size. Ne var ya, ne var ya. Sen konuşma lan, tipe bak. Ayıp oluyor mu? Bu ne ya? Ayıp oluyor mu? Kaslara bak, kaslara göbekte toplanmış ha. Ya bu nasıl bir şeydir Osman abi? Yani sana baktıkça kendimi tutamıyorum ben ya. Oğlum ne var, ne güzel kostüm işte. Ben de sana kostüm. Ne kostüm? Kostüm! Ha bu buldu kafayı lan. Bu kafayı düşeceksin oğlum, dur. Allah'ım yarabbim. Olmaz olmaz. Kostümü aldım. Ben sana kostüm. Oğlum. Ya benim pelerinle donumu ya, hayret bir şey ya. Allah'ım ya. Lan Osman abinin donunu ver lan.
Bak o don ben de vermem. Nasıl? Olmuyor, çocuk ver. Nasıl ama don? Fenerin nerede? Ya senin yap tuvaletin çişinmişin gelirse ne yapacaksın onu düşün. Sal gitsin sal. Eyvallah. Ay. Hadi vur vur. Yavaş, vur yavaş. Vur su içip durma oğlum. Bu ekmeğe fazla vermeyin artık. Tamam. Tamam ben. Ya güldürdün bizi Allah da seni güldürdün ya abi valla. Allah. Ay. Ulan Semih. Sucuk mu? Ulan doymadın sucuğa be. Dur biraz daha yapayım seni. Of. Oh. 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 Ekber. Oğlum doğru söyle. Taş çalıyorsun değil mi lan? Lan oğlum vallahi çalmıyorum lan. Lan. Allah Allah. Ekber. Muhammed nereden çıktı şimdi bu? Çalıyor ya. Ne söylüyor ya? Yardı yüreğimi ikiye böldü ben abi. Gönül güzel. Son albüm ha. Bana hediye. Vay be. Vay be. İmzaladı mı lan? Yok lan, unuttuk onu. Vur vur uzak kal. Lan biraz da biz vuralım be. Koydunuz ateşin başına. Hadi. İki saattir çıt 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 çıt. Hadi hadi hadi. Oy. Kafam gitti benim ha. Seviyorum. Seviyorum lan. Biz de seviyoruz. Ne var ya? Ama Osman abi ben bir başka seviyorum. Nasıl bir bay? Yavaş. Of Allah. Oh. Yok mu öyle bir şey? İçimiz kıydı bu ya. Az daha pişirsen. Ahmet oğlum. Bizi açıversene. Lan hareketli bir şey koy Ahmet. Heh vallahi ya içimiz kıyıldı be. Biraz oynayalım kendimizi. Yavaş yavaş. Oğlum. Sana bir konuda özür borçluyum. Biz Alevli Üniversitede aynı evde kalıyorduk. Her zaman deli dolu bir kızdı. Ama burada çok abarttı. Yaptıklarına inanamıyorum. Senin bir suçun yok ki. Ben de kendimi bildim bileli hep ünlü olmak istedim. Ama matah bir şey değilmiş. Ya da bana göre değilmiş. Semih Bey ben kriptonit bulamadım ama bakın bu kehribar. Ağrı olan yere koyduğunuz zaman ağrılarınızı azaltıyor. Ayrıca sol elinizde tutarsanız vücut elektriğini alıyor ve strese karşı iyi geliyor. Soğuk algınlığı, astım, guat... Yeter! Ya Uğur sen kafayı mı yedin?
Semih Bey, ben sadece bu taşları bulabildim. Bu ne bu? O ametist. Adalet ve cesaretin sembolü. Alerjiye iyi geliyor, uykusuzluğa karşı iyi geliyor. Bunu masama yerleştirin. Şey, damar hastalıkları. Ayrıca Şubat ayının doğum taşı. Zeynep. Bir tur attırayım mı? Nasıl yani? Ciddi misin? Tamam. Evet. Şimdi ayaklarım açık. Hazır mısın? Evet. Korkma. İnsek mi? İner şimdi. Yani inelim, birlikte inelim. Bak sana ne göstereceğim. Bak görüyorsun değil mi? Evet. Bak ne yapacağım şimdi? Hazır mısın? İzle bak. Çok heyecanlandım. Geç kaldım ya. Hazır mısın? İyi bak. Demek böyle yapıyordun. Beğendin mi? Çok beğendim. Kimin parmak izi bu? Tespit edin. Muhasebeye uğrasın. Nelerle uğraşıyorum Alev, görüyor musun? Nelerle uğraşıyorum? Görüyorum, görüyorum. Şu damalı eşek de canımı sıktı. Hayır yani bir iki ışın saçıyor. Öyle sağa sola uçuyor diye kendini bir şey sanıyor. Sence onu biraz küçümsemiyormuş. Yani adam şu anda yaşayan bir efsane. Sen kimin tarafındasın Allah aşkına? Bu ne ilgi böyle? Ay aşk olsun Semih ya. Ya aşk olsun. Yani bunca yıldır hem patronumsun hem arkadaşımsın. Tabii ki senin tarafındayım. O zaman söyle bakalım. Bu herifin en zayıf noktası ne? Bilmem. Herkesin bir zayıf noktası vardır. Ölümsüz sanılan Aşil bile sol topuğundan vuruldu mu ölür. Sen akıllı kadınsın. Annesi, babası, sevdiği biri. Yok mu bir şey? Zeynep. Nasıl yani? Zeynep ha? Sen çocukluk aşkı dememiş miydin? Ya kaç yaşında bu adam? Hala Zeynep'e mi ilgi duyuyor? Ya ona nasıl baktığını görsen böyle demezsin işte. Öyle mi? Bana bak. Zeynep'i karıştırmayacaksın değil mi bu işe? Yok artık. Yani. Nasıl böyle konuşursun Alev? Zeynep'in benim için ne kadar özel biri olduğunu biliyorsun. Yani böyle şaşırdım sadece. Bana bir Pinot Noir getirin.
içine kene yapışmış gibi ne bağırıp duruyor? Abi Zeynep öğretmeni kaçırdılar. Kim kaçırdı? 34 plakalı bir araç. Giremezsiniz. Zeynep nerede? Otur biraz konuşalım. Zeynep güvende. Ürkütme beni. Bak son kez soruyorum. Zeynep nerede? Ne oldu? Kükremiyorsun artık. Ulan salak mısın sen? Sen çok film seyretmişsin. Bir kere daha soruyorum. Zeynep nerede? Ekberciğim, İstanbul'a doğru getiriyor adamlarım. Arabada yani. Ondan ne istedin lan? Ha? Ben sana paranı getireceğim dedim. Hani senin arkadaşındı? Her şey para değil Ekberciğim. Güç, iktidar, saygınlık. En önemlisi erdemdir. Gerisi boş. Ne istersen yapacağım. Yeter ki Zeynep'i bırak. Tamam. Anlaştık. Bırakın kızı. Peki efendim. Bırak lan kızı. Bir kızı tutamadın lan. Kolaysa sen tutsaydın. Başak gibi telef etti beni. Alo? Zeynep? Ekber? Ben şimdi Semih'in yanındayım. Bizim bir işimiz vardı. Onu halledip döneceğim. Tamam ama lütfen çok dikkatli ol. Semih çok tehlikeli biri. Bana bile bunları yapan kim bilir başkalarına neler yapar. Sonunu düşünen kahraman olamaz Zeynep. Ne? Neyse sonra görüşürüz. Ne istiyorsun benden? Yayındayız. Sıradaki haberimiz Aydın'dan. Annesini kaybeden minik kedi kendisine anne olarak bir köpeği seçti. Bu köpek de... Gördün mü nasıl kıvırdı? Diğer yavrularından... Tüm imajımızı düzeltecek bu herif. Efendim bu adamı verimli kullandığınızdan emin misiniz? Elimizde gözlerinden ışın çıkaran, ışık hızına yakın hızda uçan, nefesiyle kasırgalar yaratan dünyanın en güçlü adamı var. Siz ona haber sunduruyorsunuz. Olur olur. Bal gibi olur. Şimdi haberimizi izliyoruz. Kestik. Bu mu lan haber? Nasıl? Maymunluğum hoşuna gidiyor mu? Ya Ekber lütfen böyle söyleme. Bak zaten vicdan azabı çekiyorum. Zeynep'i o herife sen söyledin değil mi? Nasıl reva gördün bunu en yakın arkadaşına? Tamam. Boş bulundum. Bak Semih Zeynep'ten hoşlanıyordu. Ama bu kadar ileri gideceğini düşünemedim.
Hem bunu telafi etmenin bir yolu olmalı, değil mi? Aslında var. Ne? Eğer samimiysen tabii. Samimiyim ya. Evet, ne istiyorsa onu yapacağım, söz. Deniz Semih'in ofisine ilk götürdüğün gün var ya. Evet. Sevgili izleyiciler. Her ne kadar bu işte yeniysem de iyi bir haberin kokusunu çok uzaklardan alırım. Gerçi ben her kokuyu alırım. Ama bu haber çok ilginizi çekecek. Ne diyor bu ya? Sakın kesmeyin. Haberin kaseti burada. Yayınlarsınız. Peki Alev Hanım ama umarım Semih Bey'in bundan haberi vardır. Sence Semih Bey'in haberi olmasa ben böyle bir şey yapabilir miyim? Yani doğru haklısınız, yapamazsınız. Hadi, 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 hadi! Epey merak ettirdiğimin farkındayım. Ama sonunda kasetimiz yayına hazır. Birlikte izliyoruz. İşte Süper Türk'ün ortaya çıkarttığı o şok görüntüler. Kanalımızın patronu Semih Cansöken'le uyuşturucu baronu Kıyma lakaplı İsmail Onur'un ortaklığı bugüne kadar ibaretti. Bu fotoğraflar ikisinin ilişkisini gözler önüne seriyor. Görüyorsunuz değil mi? Ne haltlar karıştırmışlar. Ay çok şekerler değil mi? Yürüm ben sizi. Yani... Beni düğüne davet etmediğinize inanamıyorum. Televizyonda bunları yayınlamanız fazla cesurca değil mi? Bu konuda ne diyeceksiniz? Vallahi benim için en önemli şey erdemdir. Kimin patron olduğunun o kadar önemi yok. Helal olsun bana! Yürü be! Ekme! Ekme! Arslan oğlum! Tekrar haber sunmayı düşünüyor musunuz? Sanmıyorum. Ben evime döneceğim. Halka vereceğiniz bir mesajınız var mı? Nerede doğduğun o kadar önemli değil. Ben bu ülkede doğmadım. Ama kendimi Türk hissediyorum. Ben bir Türk'üm. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kimdir arkadaşı be? Kahramanım benim. Aslan oğlum. Bir koz olabilir miyiz acaba? Tabii. Babasının oğlu. Anasının oğlu. Ben bakarım. Gel. Ekber! Oğlum! Gel! Baba! Çarap oğlum! Aslan oğlum benim!
Şimdi ne olacak? Her şey daha yeni başlıyor. Sen kimsin lan? Ben senin babanım oğlum. Farkında değil misin ne kadar çok benzediğimizi? Gerçek baban mı? Evet oğlum. Ben senin babanım. Adım Zeynel. Ha bildiğimiz Zeynel. Bir de bana niye Avarel diyorsun? Benim adım Ekber. Avarel değil oğlum, Avarel. Sen çok uzak bir galaksiden kuzeninle birlikte buraya gönderildin. İyi bir eğitim almanız için sizi Amerika'ya yerleştirdik. İyi de ben Türkiye'deyim. Türkiye mi? Ne Türkiye'si? Türkiye dünyanın en güzel memleketidir. Oğlum, tayfanın akıllısı geminin dümeninden uzak durur. Ne? Sevda geçer, yalan olur. Sonra sokar, yılan olur. Cömert derler, maldan ederler. Yiğit derler, candan ederler. Hayır dilekim şuna, hayır gelir başına. Baba. Baba.